Evet, hemen bir konuşalım, değerlendirelim. Oldukça önemli bir mevzu. Gazeteci Ferhat Ünlü karşımızda. Şimdi hemen dönelim Ferhat'a. İyi geceler Ferhat Ünlü. Henüz hoş geldiniz. İyi yayınlar Zehra Küçük. Çok teşekkürler. Şimdi aslında aylardır konuştuğumuz bir kumpas davasıydı, siyasi bir davaydı Türkiye'ye karşı yönelik. Sahte FETÖ'cülerin hazırlamış olduğu deliller, sahte sanıklar, yalanlar, dolanlar, yapılmayan şey kalmadı. Aslında Mehmet Hakan Atilla'nın suçsuzluğunu kendileri de zaman zaman istemeseler de ifade etseler de kaçınılmaz son, beklediğimiz aslında şaşırtmayan sonuç geldi. Peki 32 aylık süreyi en azından sen nasıl yorumluyorsun? Beklenen miydi? Fazla mı oldu? Az mı oldu? Yani şöyle söyleyelim, davanın baştan beri kurgulandığı şekli, niyeti, amacı, işte Global 17-25 Aralık süreci dediğimiz süreçteki siyasi etkisi hesaplandığında çıkan cezanın onların hesapladığı etkiyle paralel veya aynı ölçüde olmadığı anlaşılıyor. Yani bir defa Mart 2016'da darbeden hemen önce işte Rıza Sarraf'ın Amerika'ya gidişi, orada tutuklanma süreci, uzun bir süre itirafçı olmaması ve sonradan itirafçılığa karar vermesinin ardından başlayan süreçte bence Amerikan yargısı, Amerikan siyaseti daha doğrusu, daha büyük bir etki bekliyordu bu davadan. Türkiye'nin bu konuda yani davanın ne diyelim, propaganda gücüne binaen geri adım atmasını vesaire bekliyordu. Bütün bunlar olmayınca normal bir yargılama sürecine sanki evrildi. Rıza Sarraf'ın Mehmet Hakan Atilla'ya oranla daha fazla sorumlu olduğunda zaten bugünkü yargılama sürecinde de söylediler. Son karar duruşmasında diyelim. Ve o beklenen politik etki sağlanamayınca Zehra Küçük bir şekilde normal hukuki işleyişte istenen cezayla çok ciddi bir fark içeren bir ceza verilmiş oldu. Yani sonuçta Mehmet Hakan Atilla beraat etmesi gereken bir isim. Dışişleri Bakanı'nın açıklaması da bu yönde. Bunda şüphe yok. Ama Amerikan yargısının, Amerikan sisteminin daha doğrusu Türkiye'ye yönelik operasyon planı hesaba katıldığı zaman bu operasyonun başarısızlığa uğradığının bir delili olarak alabiliriz bu kararı. Peki şimdi bundan sonrasında nasıl bir süreç işleyecek? Her şey burada bitti mi? Yoksa Türkiye'nin de artık atabileceği başka adımlar da var mı? Yani şöyle söyleyeyim, bir defa davanın işte tüzel kişilik boyutu ve özel kişilik boyutu var, gerçek kişi boyutu var. Mehmet Hakan Atilla Halkbank davasında artık tek onların elinde kalan şüpheli biçimde işte addettikleri isimdi, yargıladıkları tek isimdi daha doğrusu Rıza Sarraf itirafçı olduktan sonra. Ama buradaki maksat Türkiye siyasetini, Türkiye ekopolitiğini, Türkiye'nin işte Fethullahçı terör örgütünün bütün o operasyonlarına konu olan ne diyelim, meydan okumasını yargılama amacına matuf bir süreçti bu. Bu sürecin Mehmet Hakan Atilla özelinde onların istediği amaca ulaşmadığını gördük, ama şimdi Halkbank meselesi var. Evet. Halkbank'a işte para cezası kesilmesi meselesi var. Bu işin bir başka boyutu. Bence asıl beklentileri o yönde. O konuda da çok bir öngörüde bulunmak için henüz erken. Ama Mehmet Hakan Atilla kararından ayrı bir karar da bekleniyor açıkçası. Bunun da ona da bakmak lazım. Seçim sürecine doğru Türkiye'ye giderken. Öngörüler nasıl peki? Yani şöyle, bir rakam telaffuz etmek güç Zehra Küçük, ama Türkiye Halkbank'a bir ceza kesmeyi planladıkları en baştan beri söyleniyor, biliniyor. Evet. İşte suçlamaları biliyorsunuz, İran ambargoyu delmek vesaire. Bunların bir geçerliliği yok uluslararası hukukta, Birleşmiş Milletler kararlarına ters değil vesaire. Bütün bu süreç göz önüne alındığı zaman Amerikan yargısının işte tam da o noktada Mehmet Hakan Atilla'nın olaydaki sorumluluğu üzerinden başka bir boyutta Halkbank üzerinden Türkiye'ye ceza kesmeyi hedeflediğini varsayabiliriz. Böyle bir, hele de seçim sürecine giderken Türkiye'ye, tabii kararın ne zaman çıkacağı da ayrı bir bahis, ama Mehmet Hakan Atilla kararı, Hakan Atilla'nın şahsına verilen ceza diyelim, 32 aylık ceza, bu davanın istenen etkiyi Amerika açısından yaratmadığının bence tekraren söyleyeyim delili olarak görünüyor. Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri özellikle seçim sürecinde Avrupa'dan yansıyanları, alınan hedefleri biliyoruz Ferhat Ünlü. Amerika Birleşik Devletleri de öyle kritik tarihler seçiyor ki aslında bölge üzerindeki o projelerini, oyunlarını, istediği gibi hamlelerini rahat rahat yapamadığı için tabii öncelikle hedef Türkiye'yi.
bir şekilde hedef almak oluyor. Bölgeden yansıyanları zaten biliyoruz. Ekonomik saldırılar malum. Şimdi Kudüs'te yaşanan o üzücü katliamlar sonrasında hemen belki de böyle bir açıklamanın yapılması ertelenerek, yanlış hatırlamıyorsam dava bu tarihe ertelenmişti. Bu tarih, evet, bile özellikle seçilmiş olabilir mi? Ne dersin? Çok mu komplo teorisi kurmuş oluyorum? Ya, yani şöyle düşünelim, komplo diye düşünmeyelim. Amerika'nın bu dönemde Türkiye ile ilgili her kararında, yani şimdi Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'in verilmemesini bir komplo olarak değerlendiremeyiz. Onların kendi Türkiye ile ilgili planları ekseninde aldıkları, kendileri açısından makul bir karar olarak düşünebiliriz. Veya Kudüs meselesinde zaten Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin işte aldırdığı Kudüs kararının onlarda yarattığı rahatsızlığı da biliyoruz. Bu anlamda İslam dünyasını ve mazlumların sesi olma noktasındaki dirayetliğini de görüyorlar ve bundan da son derece rahatsızlar. İsrail, düşünün, bugün İsrail Başbakanı'nın oğlu tweetler atabiliyor Türkiye'ye küfreden. Bu kadar işin ne diyelim, bu boyutlara kadar ulaştığını görebiliyoruz. Böyle bir konjonktürde yani Türkiye'nin geri adım atmaması, kendisine yönelik muhtemel ekonomik operasyonlara önlem olarak da, yani ben seçim sürecinde biraz öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Senenin ikinci yarısı Türkiye'ye yönelik başka ekonomik operasyonlar planlıyorlardı. Ve Türkiye'nin bu konuda bir şekilde gücünü sınamaya da çalıştılar açıkçası. Yani plan buydu daha doğrusu ve Türkiye'nin yani iktidarın seçim kararı almasında ben bunların da etkili olduğu inancındayım. Ve bu operasyonları bertaraf etmeye yönelik bir karşı hamledir bu. Türkiye demokratik bir ülkedir, ekonomisi yükselen bir ülkedir, siyasi gücü ortadadır Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele etmektedir, PKK ile mücadele etmektedir, başka terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Bütün bu hangi büyük gücün vekili olursa olsun bütün bu örgütlerle mücadele ederken kendi yolunu bağımsızlık çizgisinde devam ettirmektedir. Dolayısıyla bu operasyonlara karşı Türkiye'nin, tekrardan söylüyorum, bu küresel 17-25 Aralık operasyonunun parçası dediğimiz davanın da sonuç vermediğini gördük. Ama tarihleri özellikle seçiyor olabilirler. Çok stratejik zamanlarda stratejik kararlar aldıkları muhakkak. Kudüs kararı da böyle bir karardı. Dolayısıyla ABD yargısının bu karara imza atan Richard Berman'ın her ne kadar işte çok da fazla ceza vermedik gibi bir algı yaratılsa da biliyorsunuz Mayıs 2014'te tam da 17-25 Aralık sürecinden kısa bir süre sonra İstanbul'a gelip burada Fethullahçı terör örgütünün organize ettiği bir yargı bağımsızlığı konulu bir konferansta konuştuğunu hatırlayalım. Orada Türk yargısının, yani düşünün, 17-25 Aralık henüz olmuş, 2007-12 parantezi, hatta 13 parantezinde Türkiye Fethullahçı savcı ve yargıçlar üzerinden hukukun katledildiği, adeta jüristokrasi dediğimiz hakimler ve savcılar devletinde yaşar hale getirilmiş. Henüz 15 Temmuz olmamış, 5000 hakim savcı ihraç edilmemiş. O zaman hiçbir problem yok yargı sistemiyle ilgili. Ama ne zaman 17-25 Aralık süreci oluyor, birkaç tane isim sadece, Celal Kara gibi, işte Zekeriya Öz gibi, şimdi firari olan isimler. Evet. Bunlarla ilgili bir karar alındığı vakit Richard Berman işte yargının bağımsızlığından bahsedebildi. Erdoğan'ın yargı üzerindeki etkisinin arttığından bahsedebildi. Bu tür yalanlara başvurabildi. Sonuçta bu kararı Türkiye'nin, bu kararın onların istediği ölçekte çıkmamasını biraz da Türkiye'nin diplomatik dirayetine ve baskısına da yormak lazım diye düşünüyorum. Davadan istenen sonucu alsalardı siyaseten, belki daha farklı bir karar çıkacaktı. Bundan sonrası için Türkiye çizgisini bozmadan bu global 17-25 Aralık operasyonuna karşı, hele de FETÖ'nün istihbari destek verdiği, biliyorsunuz buradan giden FETÖ'cü isimlerin davaya doğrudan belge bilgi aktardığını, mali şubede çalışan isimlerin bir kısmının işte FBI tarafından parayla biliyorsunuz, destek verildiği malumunuz. Dolayısıyla bir FETÖ operasyonun küresel global boyutu olan bu operasyona karşı Türkiye dirayetini sürdürdüğü müddetçe ben istenen sonucu alamayacakları kanaatindeyim. Peki, çok teşekkür ediyorum Ferhat Ünlü. Yayınımıza katıldığınız için iyi geceler diliyorum. Evet sayın seyirciler, Hakan Atilla davasında karar çıktı dedik. Ferhat Ünlü ile de değerlendirdik. Şimdi gündem oldukça yoğun. Sıradaki haberlerle hemen devam edelim.